Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. La tezulu gadama abdin yevmel kıyame. Kıyamet günü kulun iki ayağı serbest bırakılmaz. Hatta yüz ele an arba dört şeyden hesaba çekilmedikçe. Evet dört şeyin hesabını vermedikçe ne cennete gitmek var ne de cenneme. Allah bizi şu dört şeyden hesaba çekecek. An umrihi fima efna ömrünü nerede tükettiğinden. Ve ilmihi ma amile bi ilmiyle ne amel ettiğinden. Ve an malihi min eyne tesabahu. ve fima enfaga malını nerede kazanıp nerede harcadığından van cismihi fima ebla ve cismini nerede çürüttüğünden. Evet, Rabbimiz bizi dört şeyden hesaba çekecek. Ömrümüzden hesaba çekecek. Onu nasıl geçirdiğimizi soracak. İbadet ve itaatle mi geçirdik? Yoksa isyan ve günahla mı bunun hesabını vereceğiz? Sonra Rabbimiz bizi ilmimizden hesaba çekecek. Bize verdiği ilimle ne yaptık? O ilmi dünyayı kazanmaya bir vesile, riya ve gösterişin bir aracı mı yaptık? Yoksa o ilmi Allah rızası için öğretip onunla amel mi ettik? Bunun hesabını vereceğiz. Sonra Allah bizi malımızdan hesaba çekecek. O malı nerede kazandık ve nerede harcadık? Malımızı helalden kazanıp Allah yolunda mı harcadık? Yoksa haramdan kazanıp günah ve isyan yolunda mı kullandık? Bunun hesabını vereceğiz. Ve Allah bizi cismimizden hesaba çekecek. Bu cismi nerede çürüttük? ve bu cisme takılan cihaz ve duyguları nerede kullandık? Gözle neyi gördük? Kulakla neyi işittik? Dille neyi konuştuk? Elle neyi tuttuk ve hakeza. Cismimizin ve bütün cihaz ve duygularımızın hesabını vereceğiz. Rabbim bizi o gün mahcup etmesin. Bu hesabı hakkıyla verebilen Kullar zümresine bizleri dahil eylesin. Amin.